Merhaba gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle paraf yayınları interaktif soru bankası üste ifadeler konusunda bölüm testi ile devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuzda dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar hazırsak ilk sorumuzda dersimize başlayalım. Aşağıda bir dikdörtgenin kenar uzunlukları gösterilmiştir. Buna göre dikdörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gençler dikdörtgenin alanı biliyorsunuz. Kısa kenarla uzun kenarı çarpıyoruz. O halde alan eşittir diyorum. 2 üstü eksi 2 ile 2 üstü eksi 1'i çarpıyoruz. Buradan sevgili gençler tabanlara eşitken kuvvetler toplanır diyelim. Eksi 2 ile eksi 1'i toplarsak 2 üstü 3 santimetre e, evet, pardon metremiş birimi metre kare olur. Sorumuzun yanıtı diyelim ve bunu da A seçeneğinde işaretleyelim. Evet gençler devam edelim. İkinci sorumuza geçelim. Şöyle A şıkkını gösterelim. Evet, i̇kinci sorumuzda aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diye sordu. Şimdi gençler negatif kuvvetli Şimdi herhangi bir sayının kuvvetine gençler Kuvvetteki eksiden kurtarmak için biz bunu paydaya indiririz ve 1 bölü şeklinde yazarız. Bakın ne yapıyoruz gençler? 1 bölü 3 üstü 4 yazdık ve 4'ün de burada pozitife döndüğünü görüyoruz. O halde ilk ifademiz doğrudur. 2 üstü 6'yı gençler paydaya indirdiğim zaman kuvvetteki pozitif negatife dönecek ve 2 üstü eksi 6 olur. 1 bölü 2 üstü eksi 6 doğrudur. Şimdi sevgili gençler C şıkkını en sona bırakmak istiyorum. Evet D'ye baktığımız zaman parantezli yazılmış gençler parantezin dışındaki sayı çift sayı olduğu için sonucun mutlaka pozitif olması gerekir. Bu ifadeyi şöyle düzenlerim. Evet. 1 bölü eksi 10'un karesi şeklinde paydaya indiririz. Bu da gençler evet, kare çift olduğu için 1 bölü 10 üstü 2'ye eşittir. Yani denizli seçeneği de doğrudur. Şimdi C şıkkına geldiğimiz zaman bakın 4 gençler parantezi yazılmadı işlemimizin sonucunun eksi olması gerekiyordu. Bu pozitif olduğu için bakın burada artı var gençler. Bundan dolayı bu ifade yanlıştır diyoruz. Doğrusu arkadaşlar eksi 1 bölü 5 üssü 4 olması gerekirdi. Evet buradan C şıkkını işaretledik ve üçüncü soruyla devam edelim. Evet uzunluğu 9 üstü eksi 2 metre olan bir şerit aşağıdaki gibi 3 eş parçaya bölünmüştür. Buna göre bu parçalardan birinin uzunluğu kaç metredir diyor. Gençler o halde 9 üstü eksi 2'yi Evet 3'e bölmem gerekir. İstersek kesirli olarak yazabiliriz. E, bölme işlemini daha rahat yapabilmek için gençler 9'u 3'ün kuvveti olarak yazalım. 9 biliyorsunuz 3'ün karesiydi. Kuvveti eksi 2 dedim. Bölü 3 üstü 1 şeklinde yazalım. Üstün üstüne gençler kuralımız kuvvetleri çarpmaktı. 2 ile eksi 2 çarpasak 3 üstü eksi 4 bölü. 3 üstü 1'den. Şimdi tabanlara eşitken kuvvetleri çıkaracağız. Eksi 4'ten 1'i çıkartıyoruz. Ve 3 üstü eksi 5 metre olur. Bir tanesinin uzunluğu 3 üstü eksi 5 yanıtını A seçeneğinde işaretleriz. Evet dördüncü soruyla devam edelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır demiş. Şimdi gerçekten sayılara baktığımız zaman tabandaki sayılarımız 8, 16, 4 ve 32. Her birisi gençler 2'nin kuvvetini yazılabilir. O halde 8 ile başlarsam 8 2'nin 3. kuvvetiydi. Bunun eksi 4. kuvvetinden et evet, 3 ile eksi 4'ü çarparsak 2 üste eksi 12'dir. Evet, B'de 16'yı gençler 2'nin 4. kuvveti diye yazıyorum. Bunun eksi 3. kuvveti 2 üstü eksi 12 olduğunu görüyoruz. D'ye geldiğim zaman 2'nin karesinin eksi 6. kuvveti. Burada da yine üstün üstlerini çarparsak 2 üstü eksi 12'dir. E, D'ye geldiğim zaman evet, 32 2'nin 5. kuvveti de eksi 2. kuvveti diyoruz. Buradan 2 üstü eksi 10'dur. Bakın 2 üstü eksi 10 diğerlerinden farklıdır diyelim. Ve denizli seçeneğini işaretleyelim. Evet devam edelim ve 5. sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar 5. soruya baktığımız zaman yukarıdaki eşitlikte A'nın değeri kaçtır diyor. Şimdi sevgili gençler 2 üstü A'ya eşitlemeye çalışalım. Yani tabanı 2 olarak yazacağım. E burada 1 bölü 8 üstü 4'ü. Gençler 8 üstü 4'ü kesirden paydadan kurtarırsam 8 üstü eksi 4'tür. 8 e biliyorsunuz 2'nin 3. kuvvetiydi. O halde 2 üstü 3 olarak yazalım. Kuvveti eksi 4 dedim. Buradan düzenlediğim zaman da üstün üstüne kuvvetleri çarptık. 2 üstü eksi 12'dir. Şimdi gerçi 2 üstü A, 2 üstü eksi 12 olduğu için tabanlar eşitse kuvvetler eşittir diyoruz. Buradan A'nın değeri eksi 12'dir. Ve A seçeneği de doğru cevaptır diyoruz. Evet devam edelim. 6. sorumuza geçelim. Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır demiş. Gerçi öncelikle burada 4'ü düzenlemeye ihtiyacımız var. 2 üstü eksi 4'ü aynen yazdım. 4 biliyorsunuz 2'nin karesiydi. 2'nin karesinin 3. kuvveti bölü 2 üstü 3 olarak yazalım. Buradan 2 üstü eksi 4 çarpı. Ee, üstün üstüne kuvvetleri çarparsam 2 ile 3'ü çarpıyorum. 2 üstü 6 oldu bölü 2 üstü 3 diyelim. Ee, paydadaki sayılar çarparsam tabanlar eşit olduğu için kuvvetleri topluyorum. 2 üstü 2 bölü 2 üssü 3'ten. Şimdi de bölme işlemi kuralında gençler. Tabanlara eşitken kuvvetleri çıkartırız. 2'den 3 çıkartırsam 2 eksi 1 olur. Ve 2 üstü eksi 1 yanıtı Bursa seçeneğinde doğru yanıt olarak gözüküyor. Evet devam edelim. 7. soruya geçelim. Evet buna göre bu üçgenin alanı kaç milimetre karedir demiş. Gençler yani işte üçgenin alanı da etne evet, ne yapıyoruz? Tabanına e, tabanla tabana ait yüksekliği çarpıp 2'ye bölüyoruz. O halde alan eşittir diyorum. 2 üstü 6 çarpı 2 üstü 5 bölü 2 diyorum. Bu 2'nin birinci kuvvetidir. Şimdi paydaki sayıları çarparsak bölme, çarpma işleminde kuralımız gençler tabanlar eşitken kuvvetleri topluyoruz. Böyle 2 üstü 1 dersem 11'den 1'i çıkarıyorum. 2 üstü 10 milimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı denizli seçeneğidir. Evet 8. soruyla devam edelim. Yukarıda verilen eşitlikte a'nın değeri kaçtır demiş. Şimdi sevgili gençler öncelikle 2 üstü eksi 10'u pay kısmından evet paydadan kurtarıp pay kısmına yazarsam 2 üstü 10'a eşittir. O halde soldaki ifadeyi düzenleyecek olursam 2 üstü a çarpım e, 4 üstü 3'ü de gençler 2'nin karesinin 3. kuvveti gibi düşünürsek üstün üstüne kuvvetleri çarptım 2 üstü 6 oldu. Bu da 2 üstü 10'a eşittir. Şimdi sol tarafta gençler tabanlar eşitken kuvvetleri toplarsam a artı 6 yapar eşittir. 2 üstü 10'dan evet burada da tabanlar eşit olduğu için kuvvetlere eşitleriz. a artı 6 evet a artı 6 eşittir 10 ise buradan a'nın değeri 4'e eşittir diyoruz. Evet Bursa seçeneği de sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet gençler devam edelim ve dokuzuncu sorumuza geçelim. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farkıdır demiş. Gençler burada tabanları eşitleyerek her birisini 2'nin kuvveti olarak yazalım. 2'nin karesini aynen yazdım. 4 üstü 5'i 2'nin ikinci kuvvetinin 5. kuvveti olarak yazıyorum. E, düzenlersen 2 üstü 2'ye çarpı üstün üstüne kuvvetleri çarptım. 2 üstü 10 yaptı. Eş çarpma işleminde de kuvvetleri toplarsam evet işlemimizin sonucu 2 üstü 12'dir. B'de gençler 8'i düzenleyeceğim. 8 biliyorsunuz 2'nin 3. kuvvetinin 3. kuvveti olarak yazılır. Evet burada da üstün üstüne kuvvetleri çarparsak 2 üstü 9 çarpı 2 üstü 3'ten şimdi tabanlar eşitken kuvvetleri toplarız. Ve 2 üstü 12'ye eşit olduğunu görürüz. C'ye geldiğim zaman 16 gençler 2'nin 4. kuvvetiydi. 4'ü de 2'nin karesi olarak yazarsam kuvveti 3 var. Buradan 2 üstü 4 çarpı üst üstüne kuvvetleri çarptım 2 üstü 6 oldu. Bakın burada kuvvetleri toplarsak 2 üstü 10 oldu gençler. Evet bu evet, en azından A ve B'den farklıdır. Son olarak D'ye geldiğim zaman 64 sayısı 2 üzeri 6 demekti. Evet 2 üstü 6 ile 2 üstü 6'yı çarparsam kuvvetleri topladık. 2 üstü 12 oldu diyoruz. Gördüğünüz gibi gençler C şıkkı diğerlerinden farklıdır diyoruz. Ve burada sorumuzun yanıtını işaretliyoruz. Evet 10. soruyla devam edelim. Aşağıdaki kütleleri, aşağıdaki kütlelere eşit olan 5 tane elmanın toplam kütlesi gösterilmiştir. Buna göre bu elmalardan birinin kütlesini istiyor. Gençler toplam kütle 25 üstü 2'yi 5 e elma olduğu için 5'e bölmem gerekir. Burada 25'i 5'inin karesinin karesi şeklinde düzenledim bölüm. Bu da 5 üstü 1 demektir. Üstün üstüne kuvvetler çarpılırsa 5 üstü 4 bölü 5 üstü 1'den. Şimdi tabanlarımız eşit olduğu için kuvvetleri çıkartırsak Biraz aşağıdan yazalım. 4'ten 1'i çıkarıyoruz. 5 üstü 3 gram olur. Sorumuzun yanıtı Ceyhan seçeneği olur diyelim. Evet, 11. soruyla devam edelim. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Gençler, burada 1 2 3 4 5 6 tane 6 üstü 3'ün toplamı var. Gerçi toplam işlemini çarpmaya çevirirken 6 tane demek, bakın tane demek çarpma demektir. 6 tane 6 üstü 3 olarak çarpma işlemini çeviririz. Buradan bu birinci kuvvet olduğu için tabanlara eşitken kuvvetleri toplarız ve 6 üstü 4'e eşittir. 6 üstü 4 yanıtını da A seçeneğinde işaretleriz. Evet sevgili gençler. Devam edelim. 12. sorumuza geçelim. Aşağıdaki şekil bir kenar uzunluğu 9 üstü 3 milimetre olan 3 eş kareden karelerin kenarlarının çakıştırılmasıyla oluşmuştur. Buna göre bu şeklin alanı kaç milimetre karedir? Şimdi gençler burada uzun kenarı bulup kısa kenarı da bulduktan sonra çarpabiliriz. Veya ayrı ayrı karelerin alanı bulup 3'e çarparız. Bu durum tamamen bizim tercihimize kalmış gençler. Öncelikle uzun kenarı bulmak için 9 üstü 3'ü gençler düzenlemek istiyorum. 9 biliyorsunuz 3'ün karesiydi. Bunun üçüncü kuvvet dedim. Buradan 3 üstü 6'dır. Bunun bir kenarı. E uzun kenarın tamamını bulabilmek için Evet 3 tane kenar olduğu için yani bunu 3 ile çarparsam Evet bu birinci kuvvet olduğu için uzun kenarı 3 üstü 7 Evet milimetredir. O halde burada kısa kenarımızda 3 üstü 6 idi. Şimdi alanı bulabilmek için şeklimizin tamamının alanı bulmak için 3 üstü 6 ile 3 üstü 7'yi çarpıyoruz. Buradan da tabanları eşit olduğu için kuvvetleri toplayarak 3 üstü 13 milimetre kare olarak yazıyoruz. Evet 3 üstü 13 yanıtını da denizli seçeneğinde işaretliyoruz. Evet 13. soruyla devam edelim. Aşağıda bir şişedeki su miktarının litre cinsinden değerini çözümlenmiş hali verilmiştir. Bu suyun 3 tam onda 7 litrelik kısmı kullanılırsa şişede kaç litre su kalır diyor. Gençler öncelikle çözümlenmiş olan sayımızı ondalık kesir haline getirelim. Bakın onlar basamanda 1 var. Birler basamanda 2 var gençler. O halde 12 tam diye başlayalım. Onda birler basamanda 5. Yüzde birler basamanda 7 var. 12 tam 57 litre su var gençler. E bunun 3 tam onda 7'si kullanılıyor. O halde ben 12 tam 57'den 3 tam 7'yi çıkarmamız gerekir diyoruz. Şöyle sıfırla tamamlarsam 7'den 0 çıktı 7. 5'ten çıkmaz elde aldım 1 kaldı. 15'ten 7 çıktı 8. Virgül yazdık. Burada da 11'den 3 çıkarsa 8. 8 tam %87 litre su kalır diyoruz. 8 tam %87 yanıtını da A seçeneğinde işaretliyoruz. Evet 14. soruyla devam edelim. Şimdi şöyle A'yı gösterelim. Yukarıdaki eşitliğe göre K'nin değeri kaçtır demiş. Sevgili gençler öncelikle sayımızı 20 haline getireceğim. Bakın 1, 2, 1'de de 0 eklersek gençler sayıyı 3 basamak büyüttüm. O halde kuvvet 3 basamak azalır. Bakın 20 çarpı 10 üstü eksi 6 olur. Eşittir 20 çarpı 10 üstü K olduğu için. Evet kat sayılar aynı tabanlar aynıysa Gördüğünüz gibi K'nin değeri eksi 6'ya eşit olur. Ve denizli seçeneği de sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet öndeki katsayı büyürse kuvvet azalır demiştik gençler. Bu kuralı uygulamış olduk. Evet devam edelim. Şöyle D'yi gösterelim. Evet 15. sorumuzda yukarıdaki ifadenin bilimsel gösterimi hangisidir demiş. Gerçi bilimsel gösterim olabilmesi için A çarpı 10 üstü n şeklinde yazılacaktı. Burada a'nın değeri de mutlak değer içerisinde a'nın değeri gençler. Evet 1'den büyük 10'dan küçük veya 1'e de eşit olacaktı. O halde bir sayımızı bakın 1 ile 10 arasında yazmak için gençler 2 tam 10'lu 4 gibi düşünmem lazım. E sayımızı 1 2 tane büyütüyorum. O halde kuvvet 2 tane azalır. 9'dan 2'yi çıkartırsak 10 üstü 7 olur. 2 tam 10'da 4 çarpı 10 üstü 7 ile sorumuzun yanıtı gördüğünüz gibi Bursa seçeneği olur diyoruz. Evet gençler şöyle Bursa'yı gösterelim ve 16. sorumuza geçelim. Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Burada gençler sayılarımızı bakın 2 ve 3 tabanında yazmayı düşünelim. O halde ben 24 sayısını 8 çarpı 3 diye düşünürsem 8'i 2'nin 3. kuvveti olarak yazacağım çarpı 3 dedim. 16 gençler 2'nin 4. kuvvetiydi. E, 9 da 3'ün karesi olarak yazalım. Burada tabanları aynı olan sayılar kendi arasında çarpacağız gençler. 2 üstü 3 ile 2 üstü 4'ü çarparsam kuvvetleri topladım. 2 üstü 7 oldum. Bu da 3 üstü 1 ile 3 üstü 2 çarpılırsa da 3 üstü 3 olur. 2 üstü 7 çarpı 3 üstü 3 ile Bursa seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Evet sevgili gençler. Bu sorumuzla da dersim burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.